oynarım. Mat mat oyuncaklarım, hayal kurarım. Olur arkadaşlarım, soru sorarım. Hemen cevap ararım, macerama katılın. Sizlerle tanışalım. Benim adım Yade, Yade Yade. Gezerim hep Matile, Matile Matile. Hayalin yağmurası, sorulardan sonrası. Hep bir olup el ele, çözmenin tam sırası. Çözmenin tam sırası. Çözmenin tam sırası. Fena düştük. İyi misin ustaçı? İyiyim de odunlar darmadağın oldu. Hava da iyice soğudu. Sobayı hazırlayamazsak üşüteceğiz. Üşütsek iyi Mati. Buz tuttuk hem de antenimize kadar. Bu ne soğuk? Resmen buz kestim. Burada neler oldu böyle? Sorma Yade. Odunları sobanın yanına taşımamız gerekiyordu ama... Sonuç bu. İyi de burada çok fazla odun var. Neden hepsini birden taşımaya çalıştınız ki? Aslında şefi bizden 7 tane odun istediğini söylemişti ama... biz sayısını karıştırdık. O yüzden de yükledik yükleyebildiğimiz kadar. Olur mu hiç öyle? Bakın şurada kasalar var. En iyisi odunları sayarak onlara koyalım. 1, 2... Kasaya 2 tane odun koyduk. 1, 2, 2 tane daha koyduk. Yani kaç odun oldu? Çok basit Mati. 2+2=4. Kasada toplam 4 odun var. 1, 2 ve bir odun daha. 2+1=3. Peki toplamda kaç odunumuz var şimdi? Gayet basit. Bir kasada 4 odun var, diğerinde ise 3. 4+3=7. Ama bu kasayı toplama dahil etmedik. O boş zaten Mati. Doğru ya. Evet, o kasadaki odun sayısı 0. 0 mı? Nasıl yani? Hani boştu? İkisi aynı şey zaten Maticiğim. Bir şeyden hiç olmadığında ona 0 deriz. Yani buradaki odun sayısı 0 ha? Aynen öyle. Peki bu 0'ı diğer sayılarla nasıl toplayacağız? Gayet basit. Bir sayıya 0 eklediğimizde sonuç aynı olur. Burada toplam 7 odun var. Buradaysa 0. 7+0=7. 0'ın toplamada bir etkisi yok öyle mi? En kolayı 0'ı toplamak desenize. Ben bu 0'ı çok sevdim. Merhaba ya. Bu taraflarda hiç mat gördün mü? Onu kitaplarımı alması için yollamış. Maalesef görmedim Bilgeç'i. Bir problem mi var? Soğuğa karşı çok önemli bir proje üzerinde çalışıyorum da onun için. Mati, ustacı siz odunları taşıyın. Ben gidip mat bulayım. Merhaba arkadaşım. Her şey yolunda mı? Pek sayılmaz. Bilgeçi benden kitaplarını istedi ama sayılarını karıştırdım. Nasıl yani? Belli sayıda kitap istemişti. Ancak burada toplam kaç kitap olduğunu hesaplayamadım. Peki kaç tane istemişti? Onu da unuttum. Eyvah! Acaba toplam kaç kitap var? 1, 2, 3, 4 kitap burada. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kitap da burada. Buradaki kitap sayısı da 0. Ama burada hiç kitap yok ki. Ben de onu diyorum işte. O
masanın üzerindeki kitap sayısı sıfır. Sıfır kitap var demekle hiç kitap yok demek aynı şeyler. Peki toplam kitap sayısını nasıl bulacağız? Cevabı kendin verdin bile. Toplama yapacağız. 4 kitap artı 5 kitap eşittir 9 kitap. Buradaysa hiç kitap yok. Yani kitap sayısı sıfır. 9 ve 0 nasıl toplanır? Çok kolay. Bir sayıya 0 eklediğimizde sonuç değişmez. Yani 9 artı 0 eşittir 9. 9 mu? Şimdi hatırladım. Bu bilgeçinin istediği sayıydı. Bunları hemen ona götüreyim. Aa! Bir şey olmadı değil mi? İyi misin? İyiyim. En iyisi kitapları tek tek taşıyayım. Bu nefis koku da ne? Şimdi tarçını ver Mati. Tarçın diyorum Mati, tarçın. Güzel. Şimdi karıştırmaya devam. Kolay gelsin aşçıcı. Bu harika koku nereden geliyor? Soğukta içimiz ısınsın diye kış çayı kaynatıyorum yani. Kış çayı. Ben de ona yardım ediyorum. Bu çok karışık bir tarifmiş. O yüzden istediği malzemeleri hemen temin etmem gerekiyor. Harika. Aferin sana Mati. 3 tane elma ver Mati. Çabuk. Onlar armut Maticiğim. Elmalar şurada. Az sonra 5 tane matmat çiçeği gerekecek. Hazır olun. Onları çoktan getirdim. Şuradaki kutularda. İyi ama burada yalnızca 2 matmat çiçeği var. Sahi mi? İşte 1, 2. Diğer kutuyu unuttun galiba Yade. Unutmadım da o kutu boş. Tamam işte. Yani oradaki matmat çiçeği sayısı 0. Öbür tarafta da... 2 tane, 2 artı 0 eşittir. 2 artı 0 eşittir 2. Bir rakama 0 eklediğimizde sonuç değişmez ki Maticiğim. Bize 2 değil 5 lazım. Yandım ben, yandım. Gitti güzelim kış çayı, gitti. Dur, endişelenme hemen aşçıcı. Eminim buralarda birkaç tane daha matmat çiçeği vardır. Hadi gel Mati. Hava iyice soğudu. Kar başlamak üzere. Bir şeyler ters gidecek diye korkuyorum. Meraklanma Şefi. Üzülmeyin. Bir sürü odunumuz var. Yaktık mı sıcacık olur ortalık. Hem ben temiz temiz yansınlar diye hepsini bir güzel yıkadım. Nasıl yani? Taşırken düşürmüştük. Kirlendiler tabii. Ben de temizliği pek severim. Hepsini tek tek yıkadım. Ne yaptın sen ustaçı? Islak odunlar yanmaz ki. Soğuktan buz tutacağız şimdi. Durun, bir çözüm var. Odun kurutucusunu tamamlamayı başardım. Onu çalıştırabilirsek odunları kurutup yanmalarını sağlayabiliriz. Sahi mi? Bu harika. Tabii ama cihaz şu an deneme aşamasında. Ayrıca biraz da karışık. Gerçekten de karışık görünüyor. Kaybedecek vakit yok. Ne yapmamız gerekiyor bilgeci? Aslında gayet basit. Odun kurutma haznelerine belirtilen sayıda odunu yerleştirmeliyiz. Ama zamanlama ve odunların sayıları çok önemli. Hata yapamayız. İşte başladı. Hazneye bir an önce gösterilen sayıda odun atmamız gerek. 3 diyor. 1, 2... 3 odun hazneye yerleştirildi. 1
2, 3, 4, 5. İşlem tamam. Dur Mati. Panelde 0 yazıyor. 0 ne anlama geliyor hatırla. 0 yok demek. Yani hiç odun koymayacak mıyım? Aynen öyle. Başka bir numara yandı. Çabuk şuraya. Tam düşündüğüm gibi. Makine çalışıyor. Odunları atmaya devam. 2 artı 2 mi? 5 odun koyacağız. 2 artı 2, 4 eder Maticiğim. Burada 5 artı 1 diyor. 5 artı 1 eşittir 6. Dört artı sıfır yazıyor. Kaç odun koyacağım? Eyvah. Kimse duymuyor. Ne yapacağım şimdi? Dört artı sıfır. Buldum. Cevap sıfır. Yani hiç odun atmayacağım. Yine de bir iki tane atsam mı? Yok yok. Bir saniye. Şimdi hatırladım. Sıfırın toplamada bir etkisi yoktu. Yani 4 artı 0 eşittir 4. Hazneye 4 odun yerleştireceğim. Kıpkırı. Aferin size çocuklar. Hadi ne duruyorsunuz? Sobaya yakında kış çayını içip keyfimize bakalım. Aferin sana Mati. Sonunda sıfırı toplamada nasıl kullanacağını öğrendin. Evet Yade. Tek yapmam gereken hiçbir şey yapmamakmış. Zaten sıfırı eklesen de sonuç değişmiyor. Giyinelim ve kar